Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı Gökçesu Osman Pazar köyünde 3,5 dönüm bir hobi bahçesinin tabuda niteliği tarla olarak geçiyor. Çekimini yapmak için geldik. Şu an köyden araziye giden yol üzerindeyiz. Yolda size örnek teşkil edebilecek birkaç bahçe, prefabrik ev gördüm. İlk önce size arazimize geçmeden oraya neler yapabileceğinizle alakalı birkaç örnek gösterip ondan sonra araziye gidelim diyorum. Hemen şu arkamda gördüğünüz alan, görüyorsunuz etrafını arazilerin çevirmişler, prefabrik evlerini koymuşlar ve şu karşıda da bir tane daha konteyner koymuşlar. Etrafını çevirip fidanlık şeklinde değerlendirmişler. Biraz sonra yanına gideceğimiz 3,5 dönüm araziyi de sizler aynı komşularınız gibi bu şekilde değerlendirebileceğiniz için yolda ilk önce size örnekleri göstermek istedim. Hadi hep birlikte araziye gidelim. Ulaştık. Şu görmüş olduğunuz resmi kadastro yolundan aracımızla köyden çıktık. Arazimize geldik. Köy şu karşı tarafta kaldı. Bulunduğumuz konumun köy merkezine uzaklığı 2 kilometre. Bakın buralar dümdüz ekilir, biçilir tarım arazilerinin bulunduğu bir mevki. Yine karşı tarafta başka bir köyün daha manzarasını görüyorsunuz. Farklı bir köy arası, bağlı bulunduğumuz köy değil. Köye kadar yol aynı bu şekilde. Taş kaplı bir zemine sahip, yaz kış hiçbir şekilde batmayacak, aracınızla rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konumda. Şimdi ilk önce bir de tarlalarımızın sınırlarından bahsedelim. Şu önümde gördüğünüz alan arazimiz. Bu görmüş olduğunuz resmi kadastro yoluna cephe bir konumda. Sınır şu yeşille ayrılıyor, görüyorsunuz. Buradan devam ediyorum resmi kadastro yolundan. Buraya geldim. Bakın tam şu şekilde ayrılıyor. Otlardan tam toprak sınırlar belli olmuyor. Ben size kabataslak gösterdim. 3,5 dönüm arazimizin önümde resmi kadastro yolu ve burası önümden başlıyor. Devamı binlerce dönüm resmi mera alanı. Bakın orman değil. Şu konum haritada tapuda mera alanı olarak geçmektedir. Videoda az önce de gördünüz. Hobi bahçesi olarak buraları nasıl değerlendirmişler. Sizler de aynı şekilde bu arazimizi değerlendirebilirsiniz. Rahatlıkla etrafını tellerle çevirebilirsiniz. Arazinizin içerisine konteynerinizi, prefabrik bağ evinizi inşa edebilirsiniz. Buralarda tüm tarım ürünlerini yetiştirebilirsiniz. Geldiğimiz yollar güzergahında kanola sıkça ekilmiş. Buğday var. Hayvana bağlı, hayvancılığa bağlı tarımlar yapılıyor. Mısır çok ekiliyor buralarda. Domates ekilir, nohut ekilir. Sulu ya da susuz tarım ürünlerinin tamamını Gönen'in tüm köylerinde yetiştirebilirsiniz. Şimdi suyu nasıl kullanacağız burada? Hemen iki yanımızda pompaj kanalları var. Bir tane şu tarafta var pompaj kanalı. Bir de bu tarafta var. Oraya da gidelim. Ben şimdi gidiyorum. Gelmek istersen gelebilirsin. O pompaj kanallarının olduğu yere gidelim. Suyu nasıl alabileceğinizi de söyleyeyim ben size. Bakın bu tarafın manzarası da bu şekilde. Bir tane buraya gelmeyecektik. Geliriz tekrardan. Burada bir tane prefabrik ev var. Şu aradan da bir tane ev gözüküyor. Hatta size onu da göstereyim. Bakın. Şu aradan da bir tane prefabrik ev gözüküyor. Düzlemine sahip, hiçbir düzleme çalışması yapmanıza gerek yok. Hızlı yürüyelim. Şurada bir tane pompaj kanalı var. Ona boruyu taktıktan sonra yere suyu alabiliyorsunuz. Tam ters yönümüzde de bir tane var. Arazimizin iki yanında da su mevcut. Şurada sürülmüş bir arazinin toprağını da göstereyim. Bakın rahatlıkla işlenebilen bir toprak yapısına sahip. Müzik.
taş kuyusunun olduğu yere de geldik. İki tarafında boru takmak için yerleri var. Buraya boruyu taktığınızda arazinize suyu buradan alabiliyorsunuz. Şimdi araziyi uzaktan da şöyle göstereyim. Bakın aracın olduğu yer zaten arazinin bulunduğu yer. Rahatlıkla fidancılık yapabilirsiniz. Fidanlarınızı, meyvelerinizi hobi bahçenize, evinizin bahçesine ekeceğiniz mahsulleri buradan sulayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kuyunun oradan tekrar arazimize geldik. Son olarak inceleyelim, ondan sonra videoyu kapatırız. Neredeydik? Gönen Gökçesu Osman Pazar köyündeydik. 3,5 dönüm köyün merkezine 2 kilometre uzaklıkta daha çok hobi bahçelerinin, çiftliklerin, mini bahçelerin, tarlaların olduğu bir bölgedeydik. Arazimizin sınırları buradan başlıyordu. Karşıdaki sınırı göstermedim. Şuradan ben alayım bir. Karşıdaki sınırda bakın şurası. Tarlayla orada kesiyor yolu. Şu yandaki koyu renk yeşil tarlaya kadar da devam ediyordu. Hayvancılık için, koyunculuk için, tavuk yetiştiriciliği özellikle onu unuttuk, çok güzel olur burada. Bir de arıcılık da burada yapabilirsiniz rahatlıkla. Efendim? Ondan bahsettim. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakacağım. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklamayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın. Yüklediğim videolardan anında bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın.